Evet kıymetli dostlar, golban.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, hepinizin bayramı tekrardan mübarek olsun. Videoyu 15'ine yetiştirmeye çalışıyorum ama gece yetişmezse gündüz izlersiniz. Ve tekrar bayramınızı kutluyorum. Dikkat edin, bir tarafınızı kesmeyin arkadaşlar. Sizler bana lazımsınız. Daha inşallah çok güzel işler becereceğiz hep birlikte. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, neresinden başlayalım buldum. Rayo Vallecano'ya veda eden Miguel Crespo Fenerbahçe'ye geri dönüyor demiş. Emin misiniz? Bu büyük kulübü temsil etmek bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle de takım arkadaşlarıma yaşanan tüm anlar için çok teşekkürler. Benim için bir zevkti. Hepinize bol şanslar dilerim demiş. Şimdi eminsiniz değil mi yani Crespo'nun Fenerbahçe'ye döneceğine? Sporting Lisbon'a falan gitmiyor. Neyse, Fenerbahçe Alanyaspor'a Oğuz Aydın transferi için 1 milyon euro paranın yanı sıra Rade Kurnic ve Miha Zajc teklifinde bulundu diyor. Böyle bir teklif yok arkadaşlar. Ancak Miha Zajc, Kurnic gibi isimler için transfer takas şeylerine hazırız. Bilginiz olsun. Yani bu doğru değil bu haber. Mario Branco'nun Sadio Mane'nin menajeri Brajan Bismar ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi diyor. Bunu doğrularım. Yani Mario Branco Mane'nin menajeriyle görüşecek diyebilirim. Yanlış duymadın arkadaşlar. Yani görüşecek. Yüz yüze görüşecek. Bunu doğruluyorum arkadaşlar. Yanlış duymadınız ya. Hocam Allah Allah, Sübhanallah. Sen normalde külliyen yalan malan demen lazımdı. Yo, doğru diyorum. Fenerbahçe Bodrumspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayraktar'la ilgileniyor demiş. Şimdi ilgilenmek ayrı, teklifte bulunmak ya da almak istemek ayrı. Biz ilgileniyoruz, almak istemiyoruz. Hocam bu ne saçmalık ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir. Rize Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'den Serdar Aziz, Miha Zajc, Umut Nayır ve Serdar Dursun'un transfer edilmesini istedi demiş. Sizin haberciliğinizin ben ta. Şimdi Serdar Aziz Fenerbahçe'den, Miha Zajc Fenerbahçe'den, Umut Nayır Fenerbahçe'den ama Serdar Dursun Karagümrük'ün futbolcusu. Yani para verip insanlar sizi çalıştırıyor işlerde ama neyse, bir şey demeyelim şimdi, insanların ekmeğine de oynamış gibi olmayalım. Yani bizim futbolcumuz değil bunlar. Fenerbahçe Gençler Birliği'nden Melih Bostan'ın 2 milyon TL'lik geri alma opsiyonunu kullanacak. Iğdır FK Melih Bostan için Fenerbahçe ile temas sağladı. İki kulüp arasında görüşmeler olumlu ilerliyor demiş. Ben şunu söyleyeyim. Melih Bostan'ı bu sene almazsak gelecek sene parası daha da artıyor. Sonra daha da artıyor. Sonra daha da artıyor. Iğdır FK bizimle çok iyi bir kulüp. Samimi olduğumuz bir kulüp. Iğdır FK kimin kulübü? Iğdırlıların hocam. Yani Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü veya eski adıyla 76 Iğdır Belediyespor, 2016 yılında Iğdır Belediyesi tarafından kurulmuş bir spor kulübü. Birincilikle mücadele etmektedir. Alagöz Holding. Şimdi Alagöz Holding. Aklıma bir şey geldi. Fenerbahçe Alagöz yazdım. Ne çıkacak? Aa, basketbol kadınımızın sponsoruymuş. Peki Alagöz Holding'in sahibi kim? Alagöz Holding sahibi. Bir de Fenerbahçe yazayım araya, sıkıştırayım. Can Türk Alagöz kimdir? 1969 yılında Iğdır'da doğdu. İlk ve orta öğretimini doğduğu il olan Iğdır'da tamamlayan Can Türk Alagöz, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldu diyor. Ordinarius Profesör Abuzer Kömürcü ile benzer meslekteymiş. Benzer meslekte, o da kimyager ya, o yüzden diyorum. Tövbe estağfurullah. Hocam ağzındaki baklayı çıkarır mısın? Çıkartayım. Omar Fayet'te, Melih Bostan'da, Iğdır FK'da kiralıklar arkadaşlar. Hocam Jorginho'yu da araya kitlesek sanırım yabancı sınırından kitleyemiyoruz. İki Arabistan kulübünün Edin Dzeko'yla temas halinde olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Jose Mourinho'nun bak ben Jose diyorum. Jose değil, Jose diyorlar. Jose Mourinho diyorlar. Jose Mourinho'nun, yani bu kadar telaffuza takılan arkadaşlar herhalde Türk dil konusunda falan çalışıyorlar. Arkadaşlar siz artistlerinizi dil kurumunda yapın. Hani burada insan taklidi yapabilirsiniz. Hani burada biraz efendi taklidi yapabilirsiniz. Burada ha ben kanala destek olayım da diyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum?
Ben Maradona tırıvırı diyorum. O zamanki futbolcular şimdiki gibi değil diyorum. Ağzını topla diyor. Maradona'ya tırıvırı diyemezsin. Bir şey soracağım. Size bu hani ukalaca konuşma hakkını kim veriyor? Yani siz hayatta da mı böylesiniz? Mesela ekmek almaya gidiyorsunuz. 2 tane ekmek. Buyurun efendim işte 7,5'tan 15 TL. Sen bana 15 TL diyemezsin. Allahsız, kitapsız mı diyorsunuz? Oğlum sizin anneniz babanız sizi nasıl yetiştiriyor? Hiç mi edep, ahlak, terbiye vermiyor? Ne bileyim, insanların fikrine karşı saygılı davranmaz. Lan sanki bir Allah'tan bahsettim. Tövbe haşa. Maradona'ya tırıvırı diyemezsin. Sanki Kur'an-ı Kerim'le ilgili kötü bir şey söylemişim gibi. Ya bu insanlara taparcasına savunmanızı ben anlamıyorum. Neden bu kadar şahısçı oldunuz? Ne oldu size? Ali Koç'tan Aziz Yıldırım şeyde rekabet halinde seçime girecekler. Sen Aziz Ali Koç'un adını ağzına anamazsın. Bir tane bir gerizekalı bir Galatasaraylı yorumcu diyorum. Sosyal medya kullanıcısı gerizekalı yazmış. Abdülkerim Parmakçı Bardakçı'nın diyor sen adını diyor ağzına besmelesiz alamazsın. Ulan gerizekalı, ben Allah derken bile ağzıma besmele çekmeden Allah diyebiliyorum. Senin Abdülkerim'in Allah'tan daha mı öte? Bu nasıl cümleler ya? Siz farkında olmadan ne kadar gerizekalıca cümle kurduğunuzun farkında mısınız? Hani bir kendinize bir gelin silkelenin diye söylüyorum. Bayram bayram, hani millet kurban kesiyor, ben de sizi kesmeyeyim şimdi. Neyse, anlamayan zaten uğraşsan da olmaz. Serdar Aziz yeni sezonda Fenerbahçe'den kesinlikle ayrılıyor arkadaşlar. Bak kesinlikle ayrılıyor. Gidiyor. Ama Katar'a gider, ama bilmem şuraya gider, buraya gider. Bizi alakadar etmez. Biz Luan Perez'i gönderme peşindeyiz. Paulista'yı Beşiktaş'a kaptıran Brezilya kulübü Palmeiras Fenerbahçe'den Luan Perez'i transfer için kollarını sıvadı demiş. Haberler bunu söylüyor. Palmeiras ve Santos. Fenerbahçe eğer azıcık kafayı kullanırsa Palmeiras ile Santos'u birbirine düşürür. Kötü manada değil, transfer manasında. Aradan da sıyrılır. Gider. Futbolcusunu yüksek bedelle satabilir. Hocam yanlış anlama, Mario Branco'yu ben de seviyorum. İyi bir adam. Abdestinde namazında olmasa da iyi bir adam. Yani kilisesinde, haccında falan olmasa da yine iyi bir adam, ama Luan Perez'i Fenerbahçe'den hiçbir güç bonserviste satamaz. Öyle bir dünya yok. Sen boş konuşuyorsun ya diyebilirsiniz. Hak veririm, bir şey diyemem. Ama keşke Luan Perez'den para kazansak. Bakın, beklenti şu. Üst düzey bir golcü bekliyorum. Bir. Üst düzey hızlı pırpır kanat bekliyorum. İki. Çok önemli, kaliteli bir 6 numara bekliyorum. 3. Sert bir stoper beklentim var. 4. Hocam Bekao var ya, Ciku var ya. Ciku var mı? Bekao'yu göndereceğiz gibi düşünüyorum. Şimdi Jose Mourinho'nun onayladığı isimlerle elbette görüşülüyordur. Şimdi parasını verip alacağımız isimler var elbette. Ama bize maddi kaynak lazım. Mesela maddi kaynak, seçimden önce Ali Koç ve Acun Ilıcalı bizim paramız çok, biz şöyle böyle falan filan diyor. Mesela Murat Ülker, açık söyleyeyim. Nezih Barut, açık söyleyeyim. Hani Acun Ilıcalı, başka işte Hakan Safi, Safi Port var ya, o. Başka Hamdi Akın, başka Ferit Şahenk, başka Nihat Özdemir, bir zahmet. Fenerbahçe'ye birçok kayıpları dokundu. Nihat Özdemir de. Aziz Yıldırım, işte Mehmet Ali Aydınlar. Gidin söğüşleyin bunları. Yani ellerini cebine atsınlar. Biz madem Jose Mourinho'yu getirdik, ellerini cebine atsınlar abi. Jose Mourinho'yu getirdiysen, ya ben Mert Hakan'la falan devam edeceğim. Öyle bir dünya yok. Öyle bir lüksün yok. Yok ki yok. Öyle bir lüksün yok. Öyle bir dünya yok. Sen boş konuşuyorsun ya. Sen boş konuşuyorsun. Benim amcam ilçe başkanı. Sen boş konuşuyorsun. Getireceksin. Mesela Jose Mourinho Pierre-Emile Højbjerg'i ilk transfer hedeflerinden biri olarak belirledi diyor. Oyuncu eski hocası için tekrar oynamaya hevesli görünüyor. Mourinho ile yeniden bir araya gelme ihtimali onu cezbediyor demiş. Futbol 365 yurt dışı haberi. Abi sen Mourinho'yu getiriyorsan, bak Mert Hakan'ı küçümsediğim için demiyorum. Ya da önemsediğim için demiyorum. Salih Özcan'ı getirin. Euro 2024'te de oynayacak. Ha, parası çok. Kabul. Alamazsınız. Ben size bedava alın dediğim zaman almadınız. O da ayrı mesele. 10 milyon euro piyasa değeri var. Zorlasanız 4'e falan alırsınız. Ha. Dortmund 4'e falan bırakır.
Ha Nuri Şahin geldi diye belki şimdi bırakmazlar. Ulan Türk olsun da 3-5 muhabbet edeyim diye. Ama Almanlar adam kollamacılığı, kayırmacılığı pek sevmedikleri için gitmesine de izin verebilirler. Hani Salih Özcan iyi 6-8 oynayabilen bir isim. Çift taraflı bant gibi. Hani ön libero'da da 8'de de oynatabilirsin. Bence Salih Özcan denenmeli. Bu benim kişisel fikrim. Yanlış anlamayın. Hem de yerli kuralına uygun bir takım olur. Hani bu arada bu Kerem Demirbay falan önümüzdeki sene yabancı sayılacak değil mi arkadaşlar? Hani Galatasaray'a kıyak olsun diye yurt dışı milli takımda oynayan futbolcuları Türk saydılar ya. Beşiktaş'a gitti Zaynep Dinov'u falan getirdi. Herhalde gelecek sene yabancı sayılacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta başka ülkenin milli takımında oynuyorsa Türk değildir. Mesela Mesut Özil Alman milli takımında oynadı diye yıllarca Galatasaraylılar küfürler etmediler mi? Vatan haini ilan eden Galatasaraylılar çıkmadı mı? Alman diyen olmadı mı? Hani Kerem Demirbay da herhalde Türk saymıyorlardır. Bunlar için söylüyorum. Kendim için söylemiyorum. Neyse. Yan Savuncuoğlu. Rafa Silva çok maliyetli bir oyuncu. Yıllık 7-8 milyon euro istiyorlar. Hocam Rafa Silva istiyorsa istiyordur. İstiyorlar ne? 5 kişi halinde mi oynayacak bunlar? Menajeriyle kendisine bahsediyor. Şu an için Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde resmi imza durumu yok. Höyberg Fenerbahçe'nin 6 numara adaylarından biri demiş. Ya bende bir duyum var. 6 numaraya dair. Ama duyum size komik tuhaf gelecek. Söyleyeyim yine de. Höyberg'den daha iyi bir 6 numara baktığımıza dair bir duyumum var. Bilmiyorum 6 daha iyisi kim? Yani onu da siz bulun arkadaşlar. Ben bulamıyorum. Şimdi Chelsea'de bir isim varmış. Cole Palmer varken Crystal Palace'tan bir isim almışlar. Cole Palmer bu değil ya. 10 numara pozisyonunda 80 milyon euro. Aman ha bu değil dur. Palace'dan Michael Olise'yi de almışlar. Oyuncu ne düşünür bilmem ama şans varken bu fırsat zorlanmalı. Şahsi kanaatim diyor. Yani Chelsea'den isim söylüyorlar arkadaşlar. Geçiniz yani. Şöyle öneri, böyle öneri. Chelsea'nin kanat oyuncularından biri. Neyse geçelim bunu. Şimdi Höyberg'den daha iyisi dedim ama hani bizim acaba diyorum 6 numara adayımız. Bu sadece soru arkadaşlar. Duyum değil. Asla duyum değil. Şahsi, kişisel benim size bir sorum. Acaba bu Yusuf Fofana isminle biz mi ilgileniyoruz? Yani böyle bir enteresan gülüşler var. Tam Galatasaray'a gidiyor sözleri varken hani takımı 35 istedi denilmesi falan. Hani duyum olarak sormuyorum. Sadece fikir olarak size sorayım. 25 yaşında Fransız orta saha oyuncusu. Fransa milli takımıyla da Avrupa Şampiyonası'nda 30 milyon euro piyasa değeri var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Oynadığı kulüp de Monaco. Galatasaray'ın Monaco kulübüyle bağlantısını biliyorsunuz. Şu anda %69 da Galatasaray'a gösteriyor. Niye Galatasaray alıyorsa o da ayrı bir mesele. Ya sizde dünyanın en iyi orta sahalarından biri var. Daha niye alıyorsunuz? Torreira var. Torreira gibi atlayacak adam kolay mı bulunur? Vallahi yaşı da genç. 30 milyon euro da piyasa değeri var. Zamanında da 15 milyon euroya Strasbourg'dan almışlar 2020'de. Bu sezon 35 maç 4 gol 4 asist 2973 dakika. Ben kulübün 35 istediğini biliyorum ama ya içimden bir ses acaba diyor. Ben sadece fikrimi soruyorum arkadaşlar. Siz de bana cevap verirseniz sevinirim. Şimdi Ferdi Kadıoğlu Borussia Dortmund'un sol bek listesinde 2. sırada yer alıyor. Dortmund Chelsea'den kiraladığı Jan Matsen'i transfer edemezse Ferdi Kadıoğlu'na yönelecek ve Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak diyor. Şimdi Yağız Savuncuoğlu bunu demiş demesine. Elinizi vicdanınıza koyun. Eğer birazcık vicdanınız, birazcık hani azıcık insafınız, insanlığınız varsa bir seneye yakındır Ferdi Kadıoğlu için benim arkadaşlar dünyadaki bütün takımlar bir tarafa Ferdi Kadıoğlu için benim bir numaralı adayımı söylüyorum. Borussia Dortmund scouting yapıyorlar. Epeydir izliyorlar. Ferdi giderse Dortmund'a gider. O haberlere inanın cümleme herhalde doğrularsınız. Hani azıcık böyle damarlıysanız böyle bir şeyiniz varsa
kanalda da uzun süredir duruyorsanız, izlediyseniz videolara, dersiniz ki hocam haklısın. Ha insafsızsanız, vicdansızsanız ben bir şey diyemem. İnkarcıysanız. Şimdi bu Ian Madsen sol bek, 40 milyon euro değeri var. Aslında Osterwolde'nin önünü kesen arkadaş bu. 38 maç, 3 gol 2 asist, 2277 dakika diyor. Ciddi söylüyorum, bu kadar atılım yapmasaydı Chelsea'den Dortmund'a kiralanan futbolcu belki de, yani biz belki de Osterwolde'yi gördük. Şimdi Ferdi için şunu belirteyim. Bu futbolcu 40 milyon euro ancak gelişmekte olan bir futbolcu. 40 falan veremez Dortmund buna. Ama buna 40 vereceğimize Ferdi'ye 35 verelim derler mi? Diyebilirler. Ferdi'ye 35 derlerse Ferdi HO arkadaşlar. 35 milyon euro verirlerse HO. Yoksam yok. Şimdi bu Nuri Şahin'i getirmişler. Nuri Şahin'in Türk olduğunu da hatırlatalım. Ve 35 milyon euroyu verirlerse, bak Ferdi Kadıoğlu kesinlikle Dortmund'da. Kesinlikle eğer 35 milyon euro verirlerse kesinlikle Dortmund'da. Hani şeyi yok. Hocam hani başka bir ihtimal var. Başka bir ihtimal falan yok. Eğer 35 milyon euro verirlerse katiyen kesinlikle ve %100 Ferdi Dortmund'da derim ben size. Ha verirler mi? Bunu da size bırakıyorum. Futbolcu eder mi etmez mi arkadaşlar? Hani siz söyleyin bana. Benim bir şey söylememe gerek yok. 35 eder mi etmez mi? Hocam 35 eder şimdi doğruya doğru. Fakat senin de dediğin gibi hocam, yani Dortmund 35 verir mi? İşte ben orasını bilemiyorum. Orada siz devreye giriyorsunuz kıymetli dostlar. Siz cevap vereceksiniz. İyi de hocam bak, şimdi sen bu videonun içerisinde bize dedin ki, ne dedim şekerim? Dedin ki bize, İşte Acun olacağı bilmem Hamdi Mamdi bir şeyler söyledin. Onlar dedim para verecek, sponsor olacaklar, kulübede para katacağız, bir şeyler yapacağız dedin. Şimdi niye 35'e futbolcu satıyoruz? Arkadaşlar isterse 150 milyon euro katsınlar. Financial fair play gereği sattığın kadar al kuralı diye de bir şey var. Mecbur bu aralara futbolcu sıkıştırmak zorundasın. Ben söylüyorum öyle. Hem Şimanski kalacak, hem Ferdi kalacak, hem şu kalacak, hem bu kalacak. Öyle bir şey yok. İlla ki birileri gidecek. Ha biz Ferdi gibisini bulabilir miyiz? Bence bulamayız. O ayrı mesele. Biz 35'e Ferdi'yi satarsak hocam, mesela Osterwolde'yi sol bek olarak kullanacağız. Osterwolde'den bir Ferdi çıkar mı? Osterwolde Ferdi'den daha iyi de çıkabilir. O ayrı mesele. Ya belki de gelecek sene bu zamanlarda Hollanda milli takımının sol beki bizim sol bekimiz olmuş olacak. Onu bilemem. Hani ama Ferdi'yi 35'e satarsan da ülke rekoru kırmış olursun. Öyle birilerininki gibi dolan başlı yollardan şuradan buradan değil. Direkt net olarak. Ama Ferdi 35'e gider mi? Ben Ferdi'nin bu sene kalacağı görüşündeyim. Şimdi bu videodan biz ne anlayacağız? Yusuf Fofana ismini ben sadece duyum olarak değil, hissi olarak sordum acaba dedim. Hocam iyi de o çocuk 8 numara. Fred var 8'de, bu var 8'de, Şimanski var. Aa 3 tane 8 var hocam. Aslında 3 8'li bir orta saha kurgusu olabilir mi? Seydou Mane, Mane'nin menajeriyle yüz yüze görüşülecek. Højbjerg, bendeki duyumlara göre Højbjerg'den daha iyisi konuşuluyor. Salih Özcan, bence Salih Özcan'ı uygun bir fiyata denemeliyiz. Hocam Salih Özcan'ı 5'e saysalar, Salih Özcan artı 30 verseler kabul eder misin? Etmem. Salih Özcan artı Ferdi'yi kabul etmem ama bir yerde de edebilirim. Niye? Fred, Salih Özcan en azından güven verir. İşte Højbjerg bile olsa, Højbjerg, İsmail Yüksek güven verir. Hani Rafa Silva ismini beklemiyorum ama Rafa Silva, Şimanski desen kesinlikle güven verir. Ya da o ara Şimanski'yi satarsın, Rafa Silva, Tadic yaparsın arkalı önlü. Sol kanada bir tane Mane'yi getirirsin. Mane'nin yedeği de Emre Mor dersin. Bak güzel oldu. Sağda İrfan Cengiz dersin. Kreatif ve sprinter kanat. Türk kuralında düşünmek zorundasın. Miguel Crespo için dediğim gibi Sporting Lisbon ihtimalini unutmayın. Oğuz Aydın düşünülüyor ama ben Oğuz Aydın'ın geleceğini zannetmiyorum. Edin Dzeko kalacak deniliyor ama ben gideceği görüşündeyim. Gökdeniz gelmeyecek. Gökdeniz Bayraktar. Melih Postan ve Omar Fahir Iğdır Spor'a, Iğdır FK'ya hayırlı olsun. Luan Perez inşallah hayırlısıyla gider. Aynı şekilde Kurnuç ve Zayst hayırlısıyla gider inşallah. Serdar Aziz, Umut Nayır'ın yolu bahtı açık olsun. Serdar Dursun zaten bizim topçumuz değil.
Başka ne dedik? Iğdır FK, Palmeri Yaş. İşte Murat Ülker'i konuştuk. Nezih Barut'u konuştuk. Acun Ilıcalı, Hakan Safi, Hamdi Akın, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar gibi isimleri de bu videoda konuşmuş olduk. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.